Herkese merhaba, umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere derin uzaydan gelen hızlı radyo patlaması adı verilen bir takım radyo sinyallerinden bahsedeceğim. Hızlı radyo patlamaları yani FRB'ler olarak bilinen güçlü sinyaller uzun yıllardır astronomların ilgisini çekiyor. FRB'ler milisaniyelik parlayan, göğün her yerinde ve galaksinin dışından patlamış gibi görünen yüksek enerjili sinyallerdir. Kanada'daki bilim insanları uzayın derinliklerinden gelen 75 radyo sinyali tespit ettiler. Bilim insanları ilk FRB'yi 2007 yılında tanımlamışlardı ve patlamanın kaynağı belirlenememişti. Bu patlamaların nedenine ilişkin bilim insanları onlarca spekülasyon üzerinde duruyor. Örneğin, kimi bilim insanları yıldızların çarpışmasından kaynaklandığını tahmin etmekte. Bu patlamaların hangi galaksiden geldiğini bulmak, gizemin kilidini açmak için büyük bir önem taşıyor. Ancak bilim insanları patlamaların kökenlerinin izini sürebilmenin çok çok zor bir iş olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar kaydedilen 75 FRB'den sadece ikisinin tekrar eden FRB olduğu anlaşıldı. Tekrarlayan gizemli sinyal FRB 12-11-02 hakkında çalışma yapan bilim insanları Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de bulgularını paylaştılar. Yayınlanan makaleye göre gizemli sinyal 157 günde bir kendini tekrarlıyor. Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı FRB 12-11-02 ilk kez 2012 yılında keşfedildi. Araştırmacılar keşfin ardından 2016 yılında sinyalin tekrarlayan doğasını kaydettiler. Yapılan çalışmalarda sinyalin 3 milyar ışık yılı uzaktaki cüce bir gökadadan geldiği belirlendi. Ancak sinyalin nasıl ortaya çıktığı henüz belirlenemedi. Araştırmacılar sinyal modelinin büyük bir yıldızın, bir nötron yıldızının veya bir kara deliğin yörünge hareketlerinin sonucu olabileceğini düşünüyorlar. 2007 yılında keşfedilen hızlı radyo patlamalarının gizemi henüz tam olarak çözülmüş değil. Gökbilimciler hızlı radyo patlamalarının kaynağı olan gökadayı tespit etmekle beraber FRB'nin nasıl meydana geldiği hakkındaki çalışmalarını da sürdürüyor. Peki bu sinyal neye benziyor? Milisaniyeler içinde ortaya çıkıp kaybolan bu sinyaller üzerinde de yoğunlaşan bilim insanları sinyali insan kulağının duyabileceği şekilde ses dalgalarını çevirdiklerinde işte bu ses ortaya çıkıyor. İlk başta duyacağınız ses sinyalin yavaşlatılmamış milisaniyelik halidir. Daha sonra birkaç kat yavaşlatılmış şekillerini de sizlere sunacağım. İnsan dinlerken gerçekten etkileniyor. Derin uzaydan gelen gizemli bir sinyal olduğunu duyunca hepimizin aklına tabii ki ilk olarak dünya dışı yaşam geliyor.
Ancak bilim insanları bu tür durumlarda ilk olarak daha önceden bilinen doğa olaylarını gözden geçiriyorlar. Sinyalin nasıl ortaya çıktığı konusunda da açıklama yapan bilim ekibinin sözcüsü Kastu Prajwait, "Herhalde bu olaylar için doğal bir açıklama yapacağız. Ancak açık fikirli olmayı ve kanıtların beni nereye götürdüğünü takip etmeyi seviyorum," dedi. Kastu Prajwait, sinyallerin arasındaki sürenin kısa olması ve patlamaların yüksek parlaklıklar yayması nedeniyle sinyalin çok yüksek manyetik alana sahip olan bir nötron yıldızından kaynaklanıyor olabileceğini söyledi. Çok değil, sadece 100 yıl önce bırakın uzaya çıkmayı, daha uçmayı beceremezken şu anda uzaydan alabildiğimiz sinyalleri yorumlamaya, ne olduklarını anlamaya çalışıyoruz. Ne dersiniz? Sizce dünya dışı varlıklarla iletişim kurmaya çok mu yaklaştık? Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, her zamanki gibi videoyu beğenip paylaşarak ve kanala abone olarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabileceğinizi hatırlatmak isterim. Lütfen kanal bildirimlerini de açmayı unutmayın. Bu şekilde her paylaşımımdan rahatlıkla haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.